Evet. Şimdi Onur Özkan diyeceğim. Benim de dikkatimi çekti. Icardi golü attıktan sonraki sevinci olsun, diğer gollerde sonuçta hazırlayıcısıydı, reaksiyonları olsun. Böyle bir eski coşkusundan tabii ki hani sevinmedi diyemeyiz. Hani klasik sevincini yapmamasının dışında eski coşkusundan uzaktı. Ben bunu şöyle yorumladım. Sevgili Nedim Mit'le birlikte burada programdaydık. Yani uzun zamandır istediği performansı sergileyememiş olmanın verdiği bir böyle mahcubiyet ve sinir bozukluğu da var üzerinde. Daha yeterli görmüyor kendini. Daha fazlasını yapmak istiyor. Olabilir. Bu üzerine böyle yansımış. Yoksa hani çok negatif bir durum olduğunu düşünmüyorum dedim. Kendini kızıyor olabilir. Evet evet. Ben daha fazlasıyım izlenimi verdi bana o vücut dili. Ama sen ne düşünüyorsun? Icardi ile başlayalım. Sonra maçla ilgili de gözlemlerini dinlemek istiyorum. Doğru. Yani ben de hep düşündüm. Neden acaba böyle yapmış diye. Evet, senin açından baktığımız zaman da evet bu bakış açısı da doğru olabilir. Ama bir gariplik vardı. Burası kesin. Yani performansında gariplik yoktu bu arada. Şunu söyleyeyim. Son evet. iki ayın en iyi Icardi'siydi. Kesinlikle. Yani uzun zaman sonra bu kadar bir maça ağırlığını koyan bir Icardi gördük. Bir kere karakter koydu sahaya. Yani enerji koydu, karakter koydu, kalitesini koydu. Bu çok önemliydi Galatasaray adına. En kritik anda sahneye çıktı ve az önce izledik şimdi VTR'de. Gerçekten de ilk yarıda özellikle bir 10 numara gibi. Hani bir Harry Kane esintisi izletti bize. Sürekli geriye geldi, derine indi, oyun kurdu. Evet. Dediğim gibi son 2 ayın en iyi Icardi'siydi. Bu işin olumlu kısmı. Ama bir de bence tablonun diğer tarafında bir olumsuzluk var. Şu anlamda var. Halen fiziki olarak kendi standartlarının bayağı bir altında. Yani sezon başındaki ya da geçen sezonu bitiren Icardi ile arasında bence minimum %50 fark var fiziki anlamda. Bu bence üzücü Icardi açısından. Yani şöyle söyleyeyim, hatta beyninden 10 şey geçiyorsa bunun 5'inde ayaklarına hükmedebiliyor beyni. Diğer 5'inde fiziki eksiklerden dolayı istediklerini çok yapamıyor. Çok daha fazlasını yapmak istiyor yani. Belki evet. de bundan dolayı o moral bozukluğu olabilir. Hani çünkü birçok pozisyonda ben şunu gördüm. Özellikle ardışık hareketlerde. Yani işte kontrol pas, kontrol şut gibi hemen birbirinin arkasından yapılması gereken ardışık hareketlerde o çabukluğu olmadığı için yapamadı. Belki de dediğin gibi kendine kızdı. Ama Galatasaray'ın yani çok daha güçlü bir Icardi'ye ihtiyacı var. O anlamda hani fiziki anlamda da burada Icardi'yi eleştirmemiz gerekiyor. Tabii ki çok sıkıntılı süreçler yaşadı. Sakatlık, idmansız maça çıktı çok uzun bir süre. Takımın gerisinde kaldı. Bunlar tabii ki çok zor şeyler ama Icardi'nin fiziki anlamda daha iyi olması gerekiyor. Buna rağmen o kadar kaliteli bir oyuncu ki, o kadar zeki bir oyuncu ki, yani %40'ıyla bile, %50'siyle bile maç çözüyor. Selman Bey de demiş ki, başlığa bir ekleme yapmak istiyorum. Çeyrek Icardi 2 asist 1 golle oynadı. Bir de direğe nişanladığı vuruş var. Form tutan halini ise varsın, rakipler düşünsün. Ya Icardi formunu ne tutarsa... Zaman tutacak ama? Ya evet, yani Icardi geçen sezonki formunu tutarsa Galatasaray bence minimum yarı final oynar Avrupa Ligi'nde. Yani o Icardi'yi izlersek ama. Yani geçen sezon hatırlayalım. Her maça damgasını vuran bir Icardi vardı. Ama bu sezon baktığımız zaman özellikle son dönemde sadece kalitesiyle bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ki dün de yani sırf kalitesi yetti maçı çözmeye. Ama fiziki anlamda gerçekten de biraz kendini geliştirmesi gerekiyor. Yani birkaç pozisyonu çok ağır kaldı. O hareketleri yapamadı. O anlamda üzücü bence o Icardi'nin o durumu. Genel anlamda şimdi rövanş maçını da düşünerek takımın Sparta Prag'la mücadelesini göz önüne aldığımızda takımı nasıl buldun? Zorlandığını Galatasaray'ın söyledik. Senin gözüne çarpan hangi zafiyetler vardı? Hani %100 hani özellikle bek oyuncuları için söylüyorum. Onun dışında ideal 11'de diyebiliriz ama bek oyuncuları orijinal bek değillerdi. Orada çok daha farklı izleyebiliriz. Aynen. Ama yeni transferlerden Köln'ü zaten izlemeyeceğiz Avrupa'da. Nasıl buldun? 2 gün önce yine buradaki yayınımızda ben endişeliyim demiştim tur için. Yani çünkü gerçekten Sparta Prag'ın çok iyi bir takım olduğunu, Galatasaray'a ters geleceğini biliyordum. Ve burada mıydı yanlış hatırlamıyorum. Yani hatırlamıyorsam belki başka bir programdaydı. Türkiye Ligi'ndeki 18 takımdan daha iyi demiştim Sparta Prag için. Ben vardım, benim yayınımda evet. söyledin. Evet. Yani Galatasaray ve Fenerbahçe'yi dışarı bırakalım. Diğer 18 takımdan daha iyi ifadesini kullanmıştım. Evet. Gerçekten öyle bir takım. Ben mesela dün... Ben bunu düşündüm. Bu söylediğini yani, maçı izlerken düşündüm. Çok keyif aldım dün maçı izlerken. Sırf Galatasaray kazandığı için değil. Yani ben böyle takımları izlerken çok böyle keyif alıyorum. Çünkü futbolda ben böyle bir kadro maliyetleri konusunda çok kafa yorarım. Muhasebeciliği severim bu anlamda. Hani böyle
İyi takım eşittir yüksek maliyetli kadro mu? Hep bunu sorarım ben. Mesela Kopenhag, işte Molde, Sparta Prag, North Zealand, Bodo Glimt gibi takımları izlerken ben daha farklı keyifler alıyorum. Dün yani Sparta Prag bana büyük keyif verdi izlerken. Sahaya yayılışı, organizasyonu, enerjisi. Gerçekten çok iyi bir takım Sparta Prag ve buna rağmen Galatasaray'ın rakibinden ciddi anlamda süre 10 kişi oynamasına rağmen, bir kişi eksik oynamasına rağmen 90 dakika o enerjisini yayması çok etkileyiciydi bence. Şimdi Galatasaray'ın karşısında kendisinden daha enerjik bir takım var. Bir de üstüne dinlenmiş bir Sparta Prag var. Yani Galatasaray evet, çok yoğun bir tempodan dar bir kadroyla geldi buraya kadar. Dinlenmiş. Değil mi hocam? Çok sessiz kaldınız ya. Yapmayın şaşırdık böyle. Şaşırdık hocam. Hiç kesmedim. Yok, hiç söylemedim. İtiraz etmedim. Yani katıldığım yerlerim var. Katılmadığım yerlerim var. O zaman bitireyim hocam. Ondan tabii, sonra tabii, zaten tamam, bekliyorum. Baksana. Tamam. Teşekkür ediyorum. Çok incesiniz hocam. Yani bu anlamda Galatasaray bence fiziki anlamda çok iyi ayakta durdu. Ama neden zorlandı? Şimdi şöyle bir şey var. Biraz ekonomik oynamaya çalıştı bence Galatasaray. Bunu yapmak zorundaydı. Çok dar bir kadro var artık Okan Hoca'nın elinde. Özellikle belli pozisyonlarda mesela orta alanın merkezi, bek rotasyonu çok kısıtlı Galatasaray'ın. Hep aynı oyunculara çok büyük bir yük bindi son dönemde. Torreira, Mertens, Kerem Demirbay, Barış Alper, Kaan Ayhan, Nelson. Her maç sürekli 90 dakika neredeyse sahada yer alan oyuncular. Biraz ekonomik oynayınca Galatasaray, Sparta Prag'da çok enerjik bir takım. Çok önde bastı Galatasaray'a, bozdu Galatasaray'ı. Onu söyleyebiliriz. Ama şu düz mantık düşünülebilir, rövanş için bahsediyorum. İşte burada bu kadar etkili oynayan Sparta Prag evinde daha mı zorlar Galatasaray'ı? Ben tam tersini düşünüyorum, biliyor musun? Neden bunu söylüyorum? Yani Sparta Prag'ın bu kadar iyi gözükmesinin bir sebebi de Galatasaray'ın riskli ve önde oynamasıydı biraz. Yani çok savunmayı önde kurdu. Okan Hoca'nın çok bilindik zaten bu oyun doğrularından bir tanesidir. Ama işte Sparta Prag da buna ters geldi. Yani bozdu Galatasaray'ı. Mesela rövanşta çok daha kontrollü, çok daha güvenlikli bir Galatasaray olacak. Zaten avantaj elinde. Dolayısıyla bu kadar enerjisini ön plana çıkaramayacaktı Sparta Prag. Zaten çok büyük bir kalite farkı var arada. Ve bence sonucu hem kalite hem de buraları oynama tecrübesi belirledi. Yani skor 2-2 iken 2-3'e geleceğine ne oldu? 3-2'ye geldi. Evet. Muslera tuttu, Icardi attı. Kalite ve buraları oynama tecrübesi devreye girdi orada. Ben bu anlamda rövanşın senaryosunun çok daha farklı olabileceğini düşünüyorum Galatasaray adına. Evet hocam. İzleyicilerimiz, sizlerin de son sayfa etiketine yorumlarınız geliyor, okuyacağım. Hocam seni dinliyorum. Şimdi izleyicilerden genç bir kardeşimiz var, biliyor musun? Yarın okul yok ya. Bütün sınıf arkadaşları bizi seviyormuş. Tamam mı? Şeyi Doruk Olmanoğlu. Buradan bir selam gönderelim bütün sınıfların, sınıf arkadaşlarına da. Hepsine. Bize, hepsine. Bu gençler herhalde bir ilkokul falan talebeleri. Aferin bu çocuklar. Yarın okul yok ya. Yoksa kızacaktım bu saatte niye uyumuyorsunuz diye. Şimdi Galatasaray takımı bak bir maça çıkıyor var ya, öbür yarını düşünmez. Öbür maçı falan düşünmez. Allah ne verdiyse oynar. Yani, futbolun içinde ben ekonomik oynayayım, ben bilmem ne yapayım. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey kesinlikle yok. Ve Galatasaray takımı 10 kişiyken daha da iyi oynamaya başladı. Daha 10 kişi, 11 kişi süper oynamaya başladı. Daha hırslı falan. Galatasaray'ın temposunda falan filan yorgunluk, o şu bu falan yok. Kerem Demirbay bilmeyi çıkıyor falan. Bunlar hepsi. Ben böyle şeylere inanmıyorum. Oynar. 50 tane maç oynar. 100 tane maç oynar adam. 100 tane biraz abarttık da. 50-60 maçı bir yani bu futbolcular kardeşlerimiz, arkadaşlarımız neyse. Yani Kerem'di, öbürüydü, şuydu, buydu. Ya bak 90 dakika oynadılar yani. Oynar ha. Ya bizi yorgunluk. İşte öbür maçı düşünün. Böyle bir şey olur mu ya? Burada ya adam burada bir kere neticeyi alacak. Yani tamam mı? Icardi'ye gelince Icardi şey olur, millet gömdü. Öyle değil abi. Icardi ne ya? Adam gitti karşı karşıya. Öbür türlü direkten döndü. Golünü attı. Pasını verdi. Bilmem ne. Ha fizik olarak eskisi gibi tabii değil yani hafiften ama o kadar da bir şey değil yani. Kötü değil yani Icardi, ben hiç istediği topları alamıyor. Aldığı zaman zaten pozisyona giriyor. Aldı mesela attığı golde yarattı ya, tövbe estağfurullah ya. Golü yarattı yani. Yine oradaki golde de yine birisi var. Böyle yine bir ellerini şöyle koydu. Dizlerinde iki defa, biliyor musun? Ha, topa doğru gitse Savaş diyor ki nasıl gidecek? Bayağı gidecek evet, ya. Evet, o sana itiraz ediyor. Ya olmaz ya, neyse. Şimdi Icardi'yi de ben o kadar şey görmüyorum.
Seni ama tebrik ediyorum. Çok psikolog gibisin. Var mı bir şeyin böyle? Yok, herhangi bir tahsilim yok hocam. Kesinlikle ben de analiz ettim kendimce. Ama bir şey söyleyeyim mi? Ya çok şeyin bana empati göre... Empati yaptım hocam. Evet. Bana göre çok doğru. Şimdi biz de futbolun içinden geldik aynı şekilde. Tamam mı? O duyguları sen burada söyledin. Onun bir duygularını. Ekleme yapabilir miyim?